Evet sevgili izleyenler, devam ediyoruz Flash TV ana haber bültenine. Arkadaşımız Seçil Gönen'den ve kameraman arkadaşımız Erkan Başyiğit'in hazırladığı, işte çocukların sağlığını çok yakından ilgilendiren o haberi ekrana getiriyoruz. Okula giderken çantanın içine neler koyuyorsun? Ders kitaplarımı koyuyorum, ayrıca kurs kitaplarımı da koyuyorum, bayağı ağır oluyor. Sırtın ağrıyor mu hiç? Ağrıyor. Belimde ağrılar başlamıştı. Okullar başladıktan sonra daha çok arttı. Çanta taşımaktan olduğunu söyledi annem. Okul çantası 12 yaşındaki çocuğu felç etti. Çocuğun sırtına 5-10 kilo yüklediğiniz zaman yani problem çıkmaması mümkün değil. Bursa'da Osman Gazi ilçesindeki Hamza Bey Ortaokulu'nda öğrenim gören 12 yaşındaki Batuhan Dağdaş iddiaya göre bir süredir belinde ağrılar çekiyordu. Bir gün ağrı o kadar dayanılmaz oldu ki okulundan izin alıp eve geldi. Sabah olduğunda tekrar okula gitmek için uyandı. İşte o anda yürüyemediğini fark etti. Yani orada bir bacaklara giden sinirlerde, bacaklarda belli bölgeleri oynatmaktan veya hareketinden sorumlu sinirlerin bas altında kalmasından dolayı oluşuyor. Yani ilgili bölümde kas güçsüzlüğü yaratabilir ama genelde hastalar şöyle ifadelendiriyorlar. İşte bel fıtığından dolayı felç oldum. Doktorlara gitmeye başladık. Artık ağrılar beni ağlatacak duruma getirmişti. Hastaneye gittiklerinde Batuhan'a bel fıtığı teşhisi kondu. Hemen ameliyata alındı. Bir hafta tedavi gören küçük çocuk yeniden yürümeye başladı. İddiaya göre onu bu hale getiren ağır okul çantasıydı. Çantalarımız ağır, bir de okulumuz uzak, servise de bilmiyoruz. Tam 6 tane kitap alıyorum, 6 tane de defter. Neler koyuyorsun çantanın içine genelde? Kitap koyuyorum, defter, kalem kutusu, soluk ve çok ağır oluyor. Uzmanlara göre 15 yaşın altındaki çocuklarda bel fıtığı görülmesi çok nadir bir olay. Ama bu rahatsızlık son zamanlarda çocuklarda sıkça görülür oldu. Çünkü çocukların küçük bedenleri ağır çantaların altında eziliyor. Bakın yanımda bir öğrenci var, hemen çantasının içine bakalım. 1, 2, 4 tane defter, 4 tane kitap, bir tane de kalem kutusu var. Oldukça da ağır. Yani çocukların belki de hayatı boyunca yaşayacağı rahatsızlıklar bu ağır çantalarla birlikte sırtlarına yüklenmiş oluyor. Ağır çanta taşımak çocuklarda yürüyüş esnasında ya da otururken omurganın dengesini, vücudun dengesini bozuyor. Kesin bu. Erken dönemde bel fıtığında, erken dönemde bunlar tamamen geri dönüşlü olabilir. Ama ilerleyen dönemde hasta bunu ihmal etmişse o zaman tabii bir takım şeyler kalıcı olabilir. Uzmanlara göre okul çantalarının ağır olması, çocukların spor yapmaması ve vücut sağlığını ihmal etmeleri, omurga eğilmeleriyle bel fıtığına sebebiyet veren en büyük etkenler. Bir çocuk düşünün ki ilkokuldan başlayarak belki de liseden mezun olana kadar neredeyse kendi ağırlığıyla kadar çantayla her gün okula gidip geliyor. Bu omurga hastalıklarıyla ilgili pratik hayatımızda en çok görülen işte bel fıtığı ya da omurga aşınmasına bağlı problemlerin ileri yaşlarda daha sık görülmesine sebep olabilir. Neler koyuyorsun çantanın içine? Vallahi abla bugün 10 tane kitap var. Çantamız çok ağır oluyor gerçekten. Abla benim omuz çantam var. Omuzum kasılıyor. 6 tane defter geliyor. Bir de kurs kitaplarımız oluyor. Matematik falan. Bayağı ağır oluyor. Sırtın ağrımıyor mu hiç? Çok ağrıyor. Eve gittim anneme masaj yaptırıyorum. Operatör Doktor Ertuğrul Ulusoy bu tarz hastalıkları tetiklememesi için özellikle ergenlik çağındaki çocukların yaşına göre vücut ağırlığının üstünde çanta taşımaması gerektiği konusunda aileleri uyardı. Çocuğun sırtına 5-10 kilo yüklediğiniz zaman yani problem çıkmaması mümkün değil.